Selamünaleyküm. Benim güzellerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ömer eve girer misin oğlum? Hadi oğlum. Soba yaktım ya. Bana bir hamur. Getir de hamura girme. Ama çabuk ağzını alma diyorum oğlum şu pilleri. Yapma diyorum ki ne aynısını yapıyorsun. Yapma. Hadi eve. Koş 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 koş. Can da şimdi ben ne yapıyorum bugün günlerden? Pazar. Biz bugün yolcuyuz. Allah bizim verse inşallah. Videom ne zaman yayınlarım bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ne yapıyorum ben şu anda? Arkadaşlar benim babam İstanbul'a gideli bayağı bir oldu. Şu anda 50. gününü tamamladı babam. 2 aya döndü yani babam gideli. Aslında benim gönlüm çok istiyor ki oraya gittiğimiz zaman babama gideyim. Onu göreyim. Bir öpüp koklayabileyim. Gerçekten ben çok düşkünüm arkadaşlar. Anneme bir ayrı, babama bir ayrı. Bir de babam giderken ben görmedim. İşte bir iki gün önce görmüştüm. Öyle de gitmişti babam. Böyle burnumda tutuyor diyebilirim sizlere yani. Oraya kadar da gitmişken babamın bir adım yanındayken inşallah yine görmek nasip olur. Ama bilmiyorum zamanlamalar, saatler uyar mı? Çocuklar yine birbirine dalaşıyorlar ama. Amcam bir de köydeler arkadaşlar. Babam amcamın yanına çalışmaya gitti biliyorsunuz. Amcam yarın İstanbul'a gideceklermiş. Ben de bu paketi amcama vereceğim. Haşhaşlı poğaça yapıyorum şu anda ben. Poğaça hamuru yoğuruyorum. Şöyle bir de nevzine yapacağım arkadaşlar. Babamın en sevdiği. Şimdi bana demeyin ki nevzine, yine mi nevzine? Babam çok seviyor. Gerçekten bayılıyor arkadaşlar. İkisini de bir saklama kapma koyacağım. Amcama dedim böyle böyle belki ben oraya hani geleceğim ama gelebilirim, gelemem, bilemem çünkü. Biz mesela bugün çıkacağız ama bizim oraya gitmemiz geceyi bulur. Biz giden kadar saat 4 olur buradan çıkalım diyene kadar. Ondan sonra bir de pazartesi günde bize sürekli mesaj yazılıyor zaten. Çekimler hemen başlayacak. İşte bir günde iki tane şey olacak, yapılacak, çekim yapılacak diye. Hiç sanmıyorum ki böyle fırsatımız olsun. Yani yaptıklarımı hemen babama götüremeyeceğimi düşündüğüm için bunu posta güvercini gibi amcama vereceğim. Bu arada hamurumu da şöyle göstereyim. Hemen kıvamına getirdim bunu. Şöyle. Size görmüyorum diye bir de bakıyorum. Elimin arkasından yaptım arkadaşlar. Elimin içinde şöyle avucuma grap geliyor. Niye öyle oldu bilemedim. Acayip özlü hamur. Geçen börek yaptım ya arkadaşlar. Bu o hamur. Bir işte arkadaşlar bir hem yolumuza destek olur. Giderken canımız isterse yeriz. Ondan sonra yolda yemesek de söylediğim gibi bunu yapma amacım babam. Babama göndermek için yapıyorum. Şöyle. Elimi de temizleyeyim. Hamurum soğumadan evimde sıcacıkken bunu eve koyacağım arkadaşlar. Sonra iç harcını hemen yapmaya başlayacağım. Şöyle. Bu şunla yapılacak. Haşhaş ezmesiyle. Tamamdır. Gördüğünüz gibi. Hamurum da çok güzel oldu. Şimdi ellerimde sıyıracağım bunu. Ne düştü buraya? Ninki bu çörek otu gibi aynı. Leğenim gidim diyor. Hamur da beni bırakmıyor. O da şey ki arkadaşlar hamur bir özlü ki anlatamam sizlere. Özlü denir arkadaşlar. Şöyle hani açarsınız da geri toparlanır ya onu özlü deniyor. Ben gittim geldim. Mutfağımı topladım arkadaşlar. Burada işte kurulanacak bulaşıklarım vardı. Onları yerleştirdim. Makinemi boşalttım derken çamaşırlarımı içeriye getirdim. Kurumayanları serdim. Diğerlerini öyle yaptım. Sağ sol derken bir sürü işler yaptım arkadaşlar. Benim hamurum bu arada ben bu işlemi yapana kadar bir saat içinde bu hale gelmiş. Görüyorsunuz. Şöyle göstermeyi çok seviyorum tel tel oluşunu. Şöyle. Çok güzel mayas gelmiş arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Acayip bir şey olmuş böyle fosur fosur. Bu olana kadar arkadaşlar ben şöyle bir de nevzine yaptım. Bu arada yine benim şarj bitiyor. Şöyle nevzine tatlım yaptım arkadaşlar görüyorsunuz. Bundan da babama koyacağım. Babam çok sever. En sevdiği tatlı. Söylemiştim zaten sizlere de. Hemen bunu yaptım. Bunu şerbetini de yaptım. O da dışarıda balkona koydum. Orada çarçabuk soğusun diye. Şimdi hemen hamurumu bir yapmak istiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şöyle. Tel teline bakar mısınız?
Maşallah, barikallah. Elimden hamurum biraz çabuk geliyor. Şöyle de yapalım. Şimdi nasıl yapacağız? Şu masama, bu arada şöyle iç harcını ben yaptım arkadaşlar. Bunun için de yarım su bardağı sıvı yağ. Ondan sonra haşhaş ezmemiz 250 gram zaten onun içinde. Onu da ekledim. Bir de 3 yemek kaşığı şeker ekledim. Aslında eklemeyen de var şekeri, ekleyen de var ama ben seviyorum böyle. Biz de böyle seviyoruz. Hepimiz aynı şekilde şu kıvama getirdim. Şöyle. Bunu kaşıkla yapacaktım. Yapamadım. Yani sevmedim kaşıkla. Aldım elime. Bir güzel yoğurdum bunu arkadaşlar. Onu da o şekilde hallettim. Şimdi şu masanın üstünde un yedim birazcık. Bismillahirrahmanirrahim. Bankomuzu. Masa diyorum kızıyorsunuz. Banko diyorum kızıyorsunuz. Mutfak masası diyorum kızıyorsunuz. Bilmiyorum. Ne demem gerektiği hakkında da hiçbir fikrim yok. Ya Allah ya Bismillah. Yine şöyle tertemizli elimizle bu hamurumuzu da hak ettik sonunda. Çok şükür. Tamamdır. Şimdi nasıl yapacağız? Bunu iki eşit parçaya böleceğim. Şöyle kolumda bir sıvayayım. Bir de ellerimi unlayayım şöyle. Ellerime yapışmasın. Hamur baya baya yumuşak bu arada. Şöyle yapalım. Aynı şekilde şöyle. Aynı pizza hamuru gibi oldu da isteğe bağlı arkadaşlar. Herkesin farklı farklı yapma şekli oluyor. Mesela bunu küçük küçük meze haline getirip de yapanlar da oluyor. Hiç şey yapmadan direkt hamuru büsbütünce açıkta yapanlar da oluyor. O yüzden herkesin farklı bir stili var. Her zaman söylediğim gibi. Şimdi bunu şuradan açacağım. Şuradan yağlı kağıt alacağım. Bunu da hangi tepsime koysam diye düşünüyorum. Hamur o kadar aşırı derecede çok olmaz. İdeal. O yüzden şu sıvı koyacağım. Bunu da çarçabuk pişsin diye. Bunu söyleyeceğim olsun. Fırınlama da tepsilerimi koyuyorum. Bir çıkarken biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Bunu şu an uğraşmayacağım bu kağıtla. Çünkü ben bunu açtıkça zaten şey olur o. Bismillahirrahmanirrahim. Ama kaçmış gibi oldu aynı hamurumuz. Ben seni nasıl açacağım şimdilik? Acayip yumuşak. Acayip de böyle yapışıyor. Nasıl açacağım ben seni ekmek hamuru gibi? Asla böyle açılmayacak. Geçen börek yaptığıma da hep yazmışsınız. Un at, un at, canısı un at diye. Arkadaşlar aslında masanın üstü hep undu biliyor musunuz? Siz görmediniz oradan. Ama hep undu burası. Şu anda bunun altında ne kadar un var. Ben siz de gördünüz. Şöyle. Ama bunu büyük yapmışsın herhalde bu hamurumuza. Bunu ince yapmam gerekiyor ilk açılışım çünkü alt katmanda şey olması lazım. Bu daha şöyle rulo haline gelecek ki o yüzden. Kendine geldi. Şuralarda biraz yırtıklar olsa da. Ama nasıl oldu biliyor musunuz? Kare oldu daha bir de. Acayip eşit bir şey yaptım şu anda ben. Hamur iş benimle sorulur mu diyeceğim galiba öğreteceğim. Seviyorum arkadaşlar hamuru. Hani her zaman yapmasam da böyle yaptığım zaman da sanki benim böyle içimdeki böyle paniğimi, heyecanımı her şeyi alıyor gibi geliyor bana bilmiyorum. Herkese mi aynı etkiyi, tepkiyi gösterir hiçbir fikrim yok ama. Şöyle. Ama ilahi nasıl iyi oldu ya? Vallahi çok iyi oldu. Yola çıkmadan daha bu işle uğraşmazsın be can kuş. Öyle diyorum kendime arkadaşlar. Hasan'la konuştuk böyle böyle şey yapacağım diye. Yap da diyor belki yenir hani yolda. Şöyle yapacağım. Bu iç harcı anlamıyorum arkadaşlar. Normalde herkeslerin tarifinde aynı yazıyor ama
Çok koyduğunuz zaman böyle vıcık vıcık oluyor. Az koyduğunuzda da kuru oluyor. Bir ortası yok. Mesela bundan şimdi artacak. Artmasın diye de hep eklemeye çalışıyorum. O zaman da iyi bir şey olmuyor. Bunu ortadan ikiye mi bölsem ki? Kalın mı olur acaba? Sizce nasıl olmalı? Şöyle. Bakalım şöyle yarıya kadar bir sarayım ben bunu. Eğer ki baktım ki fazla olacak, ortadan keseyim, onları bir dilimleyin. Sonra tekrar inşallah. Ya Allah ya bismillah. Ama hamur çok dirayetli olmuş. Normalde bu hamurlar hemen elde eriyip gider. Ama bu iyi olmuş, bilmiyorum. Anca mı olur ki? Görüyorsunuz değil mi sizler de? Bence bu böyle bütün bürülü olsun. Hiç dokunmayın. Ortadan kesmeyeceğim yani, sizin anlayacağınız. Bununla çörek gibi de yapıyorlar arkadaşlar. Çevire çevire, o da çok güzel oluyor. Ha? Aman. Koydunuz mu? Nasıl iyi oldu yani? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bıçağımla şöyle tırtıklamadan bir keseceğim. Bu tepsi küçük mü gelir diye düşünüyorum şu anda. Ya Allah ya bismillah. Bunlar daha mayalanacak. Bir bu kadar daha oluyor mayalanınca da. Masamıza hisse de vermeden şöyle sakin sakin. Anne mi oğlum? Anne bak, ben de hey. Anne ben azıcık kazan bu. Bunun altına şey alacağım, biliyor musunuz? Geçen bana da yazmışsınız yine de. O hamurların altına bir kesme şeyi aldım, vallahi alacağım. Unutuyorum, gidiyorum şeye, çarşıya, pazara mesela, ama unutuyorum. Bunu çok sık döşeniyor arkadaşlar. Hep üst üste gibi oluyor bu mendilin. Çünkü bunu ayrık ayrık koydum mu bu salıyor kendini. Anne. Anne mi? Anne. Bunu nerede koydun? Ne oğlum? Bunu. Onlar benim şey anneciğim, alın onları. Burada mesela yemek yapıyor muyum ben, sıcak yemek? Onu koyuyorum üstüne. Masamız yanmıyor oğlum. Yanmıyor. Anne. Anne ben attım. Şöyle. Ya. Şöyle şimdi biraz bastıracağız üstlerinden de. O zaman genişliyor etrafına. İnşallah yetiştireceğim diye de mutluluk var içinde. Hasan daha değildi arkadaşlar. Şu anda saat 1'i geçti. 1.30'a geliyor. Yerini zenneyim okuldu ama daha gelmedi Hasan. Anca şimdi bir kese bürün. Yarım saatte bir toparlanırsa. Şöyle. Evet, bu şekilde. Şöyle bakalım. Ha, gidiyor. Neyse. Sonra bakacağız sizlere. Tamam. Şimdi şu masanın üstünü bir alayım. Şu yağlananları hamurun yapıştırmasını. Şuralara öyle bir iki bir iki dökülmüş. Şuralar da var. Şimdi biraz sonra yapım oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer hamurumuzu alalım. Aynı pizza hamuru gibi yumuşacık olmuş. Vallahi çok sevdim. Hasan gelir gibi geldi. Bir 10 dakika daha böyle dinlendireceğim arkadaşlar. Bir 10 dakika tepsi mayasını aldıracağım. Ondan sonra fırına inşallah. Sonra da onu sıcağıyla da bir nebzinden pişiririm. Şuralara yağlandı. Çeviriyorum, eviriyorum. Oluyor. Sen nasıl görünüyor orada? Kenarlarını da biraz daha incelteceğim. Yapışma. Tamamdır. Bence hamurumuz oldu. Az daha zorlarsam bu ekmek olur bana, yufka ekmek.
Görüyorsunuz. Ben açıyorum, o gidiyor. Buna özlü deniliyor işte. Bakın. Görüyor musunuz? Kameramıza inşallah iyi yansıyordur. Ben demek şöyle çok büyük böreklerden nem yapsam acayip bir şey olacak. Bu biraz şekil olarak değişik oldu. Türkiye haritası gibi oldu da. Ya Allah ya, bismillah. Şunu da ekleyelim. Bunu hep eklesem çok mu gelir ki? Ama bu da varsa çöpe dökeceğiz. Bakalım şöyle yapalım. Şöyle. Bol bol. Üzerinde de bir tane yumurta sarım var arkadaşlar. Bunun üstüne fazlası yakışmıyor. O yüzden bir tane. O da köy yumurtamız. Bu da şimdi sapsarı altın gibi çıkarır ortaya. Tamamdır. İyi oldu ya. Bence ideal. Yapacak bir şey yok. Çörek oldu bu resmen. Şöyle. Tamam. Tamamdır. Sen de oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha bir rulomuzu yapalım. Şöyle. Islak olduğu için arkadaşlar bunu böyle kaba kuvvet kullanaraktan asla yapamıyor. Çünkü hemen gidiyor. Bakın mesela şurası deniz dalgası gibi oldu hemen. Seni ben inşallah bu tarafa getirebilirim. Tamam. Yine masamıza hiç zarar vermeden şöyle kesiyoruz ve diziyoruz. Üstlerine baskı uyguladığım zaman iyi oluyor. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Tamam. Hadi bismillah. Ben bunu yaparken sizi unutuyorum, biliyor musunuz? Vallahi unutuyorum. Öbürleri de hemen mayalanmaya başladı bu arada. Poğaçalar. Tam ideal bir tepsi oldu. Bu az sonra piştiği zaman ta etrafına çıkıyor böyle. Hörtlüyor etrafına doğru. O yüzden böyle olması iyi oldu bence. Tamam. Şurada bir iki son olarak. Şunlar bak biraz aralar mesafeli gibi oldu. Onlar hemen böyle ayrışmaya başladı. Tamamdır. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Sizlere bir son görüntüsünü de göstereyim. Poğaçamız tamam. Lezzetimiz tamam. Şerbetimiz tamam. Tamam. Bir de bulaşıklarımı yıkayayım. Masamı toplayayım. İşimiz bitti. Böyle. Güzel oldu. Şöyle yapsam olur mu? Şöyle kapatıyoruz. Bunu bir 10 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Sonra masamızı toplamaya başlayalım. O zaman canlar videomuzun devamında görüşürüz. Bakalım sizlere neler gösterirsek. Artık pişmiş hallerini gösteririm. Ondan sonra bakalım. Evet canlar, şöyle benim poğaçalarım pişti. Görüyorsunuz. Şu üstleri haşhaşın içine şeker katıyor ya, o yüzden böyle biraz fazla kızarıyor. Yanık değil asla. Hatta şimdi başlıyor. Haddinin daha fazla böyle siyah gibi gösteriyor ama asla öyle bir şey yok. Tam kıvamında çıkarttım. Niye böyle duruyor? Her neyse canlar, bu da bu şekilde pişti. Görüyorsunuz. Koyduğumda ne kadar da çıkarttığımda bir dolu oldu. Şöyle. Ne oldu oğlum?
Annem, şöyle bu arada topladım buralarımı. Bir orada şerbetim var dökülecek. Anne benim mamam nerede? Pilim mi yok acaba Ömer? Yüksel korkma abisi. Bu şimdi havayı al dursun canlı. Ben yapma. Evet, ben şöyle tatlılarım pişti. Ay tatlım pişti. Şerbetimi de böyle dışarıdan getirdim. Bu da tamam şu anda. Şöyle kepçe yardımıyla. Bu arada Nevzi'ne bu sefer önceden kestim arkadaşlar. Geçenlerde yazmışsınız. Piştikten sonra güzel olmuyor kesmesi diye. Şöyle. Görüyorsunuz. Bu burada. Bu da burada. Bu şekilde. Şöyle. Ben şöyle şerbetini dökerken sizler de şerbetimiz de bu arada şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu şöyle şerbetleyelim. Telefonu tekrar koyayım. Hepsini dökeyim. Sıcağıyla yavaş yavaş alıyor zaten bu. Tamamdır. Bunu da hemence yıkayalım. Gördüğünüz gibi içi hep şerbet doldu. İçine emdikçe arkadaşlar şerbetinin şey gidiyor. Böyle rengi artık normal hamur rengine dönüyor tekrardan. Yavaş yavaş. Yıkayalım bunu da. Mikro biber bezlerini yıkadım arkadaşlar. Ben de sobamızın yanına astım geldim evimize. Şuradaki havlumu da makine yaptım yine. Islatıyorum gibi de makine. Bunlar da yer yerinde dursun. Şeyimiz tamam. Şimdi Hasan bekleyeceğiz. Şöyle. Hmm.
geliyorum. Anne diyor. Hemen kireçleniyor. Bizim buran sular bir şey ki. Kireçli ki geceye rüzgar yemiş de. Şunu da yiyin de at mesela. Şuradan sıçrayan hemen bir kireç olarak kalıyor orada. Aslında havasını almış ama bakalım nasıl yaparsak. Biraz kayınbabam bile koyayım. Biraz yola koyayım. Biraz da babama koyayım. O şekilde ayarlayacağım. Ya güveniyorum inşallah. Kazanacağız. Yansın. Yürütün tutar sen diyeceğim. Onlar ay yaşarsa gidiyor. Ali diyor ya akşam sen yiyordun. Atilla emrine şey oldu. Tabi orada da diyor. Avrat marat neyim demeyin gibi. Hayatım diyor. Açtım gördün diyor. Başka sonra diyor kururum diyor. Artık öyle diyeceğiz. Kurum da arkadaşlar sonra gireyim. Koy hayatımıza ama döneceğiz. Ama öyle olur mu? Neyse ne olur. Ama ya orada. Bana isminden hitap edebilir mesela. Cansu diyebilirsin. Cansu diyor can da. Avrat kelimesi benim çok anladım zaten. Hayatım bir de aşkım diyor abi. Ama, ama YouTube'dan izleyenler bizi gidebilir. Ya sen niye oraya gidiyorsun böyle olmuş dinle sana. Buradan da gelin maçlığını getiriyorsun canım orada cümle. Bakalım arkadaşlar bizimki maksat hani böyle. Değişiklik olsun. Değişiklik olsun. Hem izleyicilerimize hem bizlere. Instagram kanalımıza mesela artısı olun izleyenlerden dolayı şey yapmak. Onun evet. Bizim onlara katmıştır. Hani daha evetlendim şey yaptık. Reddikmedik, kabul ettik. Hani bir bağlı olacak. Saz çalabilirsek güzel bir ortam olsa onun da güzel. Mesela tanımayan o kadar kişi var. Onlara yarar olur iş yaptı. Bakalım hani çeyrek falan oluyor. Onlar da işin daha da tuzlu mu diyelim artık bilmiyorum. O da nasıl olsa olmasa da önemli değil yani. Biz oraya para, pul, şey için karşısında gitmiyor. Boşluk zaten. Değerlendirelim. Farklılık olsun. Geride durduğumuzda ne yapacağız? Yani gezerek gidiyorum mesela. Güzel bir program olur inşallah. İnşallah hayırlısı diyoruz. Yağmurdan hiç korkmuyor maşallah. Evet, acayip yağmurlu maşallah. Köydeydi aynıydı arkadaşlar. Bugün düğünü bitirdik biz de. Saat 1'e kadar mı, 1.30'a kadar mı çaldı, 2'ye kadar mı? Hep böyle yağmurdan geçti. Oğlanın günü çaldı. Bereketi diyelim bari. Evet. İyiye yoralım. İnşallah kar da yağar. İnşallah. O zaman canlar, şimdiye kadar sizlerin duasıyla belki de bugünlere geldik. Yine sizlerden dualar isteriz. Rabbim her şeyin hayırlısı versin. Sağ salim var nasip olsun. Dualarda buluşalım diyelim hadi sizlere. Hadi bakalım inşallah. İnşallah.
hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun.